Borsa Çaycısı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türk Hava Yolları şirketini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları şirketi son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağı oldu. Dillerde dolaşmaya başladı ve bu da fiyatlarına, hacimlerine yansıdı arkadaşlar. Öncelikle grafiğimize geçmeden önce belirtmek isterim ki burada paylaştıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Günlükte grafiğimize bakacak olursak arkadaşlar, kendini tekrar eden bir grafik görüyorum arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi biz geçtiğimiz günlerde de bunu söylemiştik. Şuradaki direnç noktamızı kırabilirsek konuşacağımız fiyatlar 100'ün üzeri olacağız diye söylemiştik ve aynısını burada yaptı. Ve bunun aynısını da şu an ilginç derecede burada yapıyor. Kötü bir şey mi? Hayır, güzel bir şey. Burada hacim azaldı, kendini yukarı doğru attı. Burada yine hacim azaldı, tekrar kendini yukarı doğru attı. Gördüğünüz gibi hacim aşağı doğru gidiyor ama kendini yukarı doğru atmaya devam ediyor. Bu da şu arkadaşlar, biz eğer buradaki 148 liralık direnç noktamızı kırabilirsek, zaten günlük 147.4 TL'den kapatmıştı. Eğer buraya kırabilirsek arkadaşlar, şu anki grafiğe bakacak olursak bir dahaki fiyat hedefimiz 178-180 bantları arkadaşlar. Olur mu? Olabilir. Çünkü Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlere de, geçtiğimiz aylara da bakacak olursak arkadaşlar, hep aynı şeyi tekrar ediyor. Umarım burada da yine aynı şeyi tekrar eder ve 2023'ün ikinci haftasında biz 175-178'leri konuşuruz arkadaşlar. Burada zaten bizim en sağlam noktamız şurası olacak arkadaşlar. Fiyat hedefimiz burası. Burayı gelip önümüzdeki hafta buranın üzerinde haftayı kapatmamız lazım. Umuyorum, inşallah da öyle olacak. Grafiğimiz de burada dursun arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tekrar videomuzu çektiğimiz zaman umarım bu kez de bir dahaki fiyat hedefimiz olan 207-208 TL fiyatlarını konuşuruz umarım. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu sonlandırmadan önce bir de EMA'ya bakalım arkadaşlar. EMA bize neler söylüyor. EMA'da gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç alta düşmemiş. Yukarı yönlü gidiyor. Bu da bizim söylediklerimizi destekliyor. Umarım dediğim gibi 2023'ün ilk haftasını buralarda kapatırız ve sonrasında ikinci haftada 178 bantlarını konuşuruz. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar.